Tabii şunu söylüyor dünkü toplantıda, neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun da siz doyuruverin. Onu sizin icat ettiğinizle, yol vermenizle yapmayacağız beyefendi. Milletin vereceği oylarla yapacağız. Elbette açları doyurmaya geliyoruz. Elbette yoksulluğu bitirmeye geliyoruz. Elbette işsizlere iş bulmaya, gençlerin ümidi olmaya geliyoruz. Ama onu buyurun siz duyurun, doyurun dediniz diye değil, millet sizden illallah dedi, vazifeyi de bize vereceği için yapacağız. Ayrıca vatandaş bu görevi verdiğinde 31 Mart'ta Mansur Yavaş'a verdi, Ekrem İmamoğlu'na verdi. Rıza göstermediniz, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na çok açık bir farkla bir kez daha verdi. Sonra pandemi geldi. İnsanlar açlık, yoksulluk, işsizlik çekti. Sen böyle ne yapacağını şaşırıp oraya buraya IBAN atarken bizim belediye başkanlarımız, partimizin en önemli gücü olan seçmenle, halkla bütünleşme, aynı duyguda ortaklaşmak üzerinden döndüler, dediler ki esnafa yardım için, yoksullara yardım için gelin hep beraber dayanışma içine girelim ve dayanışma hesapları açtılar. Tam dediğiniz gibi aç varsa buyurun doyurun dediler. Hadi hep beraber doyuralım dedik. Mansur Yavaş'a güveniyoruz, Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz dedik. Derhal bu hesaplara bloke koydurdu. Milletin yardımlarına engel oldu. Eskişehir'deki 25 yıllık aş evimizi bile kapattı. 25 yıldır yoksullara yemek dağıtan aş evinin yardım hesabına bile el koydular. Yani vatandaşı açsa doyurun diyorsunuz. Doyurmak için kurulmuş aş evine gelen bağışlara bile el koyuyorsunuz. Böyle kötüsünüz, böyle vicdansızsınız, böyle acımasızsınız. Bunu söyleyecek kadar da yüzsüzsünüz. İktidara gelirken 3 Y ile mücadele edecektiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Hala hepsi duruyor ve hepsi eskiye göre misliyle arttı. 4. Y ile de biz mücadele edeceğiz. O da sizin getirdiğiniz yüzsüzlük. Aç varsa doyurun diyor, doyuralım diye açtığımız hesaplara el koyuyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan da sonra bunu söylüyorsunuz. O zaman ben şunu diyemez miyim? Benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazardan atık topluyorsa, meydanlar açız diye bağırıyorsa, ev kirasını, elektriği, suyu ödeyemiyorsa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir dersem, çok mu acımasız söylemiş olurum? Bunu söyleyen yıl 2002 Recep Tayyip Erdoğan. O günden bugüne arada değişen tek fark var. İşte yoksulluk sınırının altındakiler, Tayyip Erdoğan'ın o zaman %40 küsür, %50 diye söyledi, şimdi bu rakam çok daha yukarıdadır. Ve çok net bir durumla karşı karşıyayız ki bu iktidar ülkeyi kötü yönetmekte, elindeki kaynakları da ihtiyaç sahiplerine değil hala daha zenginlere yönlendirmektedir. Bakın, pandeminin başladığı günden bugüne kadar bu meclis, iki tane eli var bu devletin. Sağ eli vergileri toplayan eldir. Sol eli vatandaşa şefkat gösterip dağıtan eldir. Almaya geldi mi şahin bunlar, ama vermeye gelince bu el tutuluyor. Pandeminin başladığından bugüne kadar sosyal koruma kalkanı diye nitelendirilen, yapılan bütün ödemeler, bu ödemelerin toplamı 60 milyar falan. Bu paranın 53 milyar lirasını işsizlik fonundan veya diğer kaynaklardan, işte IBAN atarak bilmem ne yaparak, ama tamamına yakınını bu 53-54 milyarın işsizlik sigorta fonundan, işçinin kumbarasından aldılar. Devletin cebinden çıkan para, vergilerle toplanıp da devletin verdiği para 11 milyar. 11 milyar. Biner lira yoksullara verdiler ya, biner lira. Yapmış oldukları 2000 lira, bir daha bir 1000 lira, yapmış oldukları her şeyin toplamı 11 milyar. Sadece geçen hafta, 10 gün önce akaryakıta yaptıkları zammın
Vatandaşın cebinden aldığı para 22 milyar. 16 aydır Covid için devletin şefkatli elinin dağıttığı para 11 milyar. Akaryakıt zammıyla topladıkları para 22 milyar. Ama geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imza atarak bankalarda faizde para tutanların stopajını %10 azalttılar. Yani örneğin bir yıl boyunca bankada parama ihtiyacım yok, faiz alayım diyene %20 veriyorlar ya. O %20 karın %10'u, yani eğer 1 milyon lira tutuyorsa zengin 200 bin lira faiz alacak. Devlet bunun %10'unu, faizin %10'unu stopaj diye kesiyor. Vergi bu. Kazanıyorsun ya, vereceksin. O %10'ları almamaya karar verdiler. Bankada parası duranlardan %10 vergi alınıyor. Kazandığı faizin %10'u. %20 faiz alıyorsa o %20'nin %10'u olan iki devlete kalıyor. Sana bana kalıyor. Bir imzayla stopaj kesintisinin %10'larını kaldırdı. Onun da maliyeti 12 milyar. Yani yoksul olan, aç olan, çorbası kaynamayan, açlık sefalet çekenlere 1,5 yılda verdiği para 11 milyar. Ben duymadım ya, benim param faizde, devlet bundan vergi kesiyor, mağdur oluyorum diyenlere verdiği para ondan fazla 12 milyar. Kimin iktidarıymış Recep Tayyip Erdoğan? Zenginlerin, rantçıların, faizcilerin iktidarı Recep Tayyip Erdoğan, yoksulu görmüyor. 2002'de söylediklerini okudum. Bundan iktidar sorumludur diyor her şeyden. Kendisi bizatihi sorumludur. Ve işsizlik rakamları açıklandı. Oransal olarak da artıyor, rakamsal olarak da artıyor. Hadi bakalım. Bir ay işsizlik artar, bir hesapla oran düşük, işsizliği düşürüyoruz. Altyazı yazıyorlar. İşsizlik rakamları açıklanıyor. Millet işsiz, perişan. Dadadadan kıpkırmızı yazıyorlar. İşsizlikte bu ay düşüş var. Hadi yazsanıza. Sabahtan beri bekliyoruz ekran başında. Yazsanıza işsizlikte düşüş var. Oran da artmış, sayı da artmış. Nasıl artmış? 531 bin kişi geçen seneye göre artmış. Geçen seneye göre bugün 500 000 kişi daha işsiz olmuş. Doğru mu? Mart ayına göre, 2 ay önceye göre de 275 bin, çeyrek milyon kişi daha işsiz olmuş. İşsiz sayısı bir sene önceye göre 530 bin, 2 ay önceye göre de 275 bin kişi arttı. Ve çok kritik bir rakam daha. 575 bin kişi de eksik istihdamla çalışıyor. Ne demek? Gerçek bir iş bulamadığı için kısa süreli ve memnun olmadığı işlerde çalışıyor. Yani 2 saat, 3 saat bir yere gidip yardım ediyor, bir çorba parası alıyor ama bir yandan başka bir iş arıyor. 575 bin kişi.